Buradan ayrılmak o kadar zor mu geliyor sana? Burada kalmak çok hoşuma gidecekti. Ama çilem dolmamış daha. Cemiyete karşı hala borçluyum anlaşılan. Biliyor musun, ben de sana karşı borçluyum. Ne borcu? Sen unuttun ama ben unutmadım. Otelde beni öptün. Halbuki ben hala o öpücüğü iade etmedim. Lüzumu yok. Ben kimseye borçlu kalmak istemem. Aa! Elimi koparacaktın! Salih Reis! Efendim! Salih Reis! Efendim! Ah, celiyorum ha! Sen kadın değil, yılan mısın? Fuat seni kovmakta haklıymış. Bana mı seslendiniz? Ver şu pisin paçavralarını da defolup gitsin! Ha, bu çildeye mi? Oy, büyük Allah'ım! Allah sana razı olsun! Ya! Göz kulak ol da bir şey aşırmasın! Uy, kovuşuna kurban olayım senin daha! Böylesine senin gibi sert muamelet lazımdır! Haa! Defolup çilesin de başımızı dinleyelim! Ama kovulaysın, kovulaysın, gene gelip gelesin buraya! Merak etme Salih Reis! Artık seni rahatsız etmem! Bu ne olay? Meğer sen serseri kalleşin biriymişsin! Senin yüzünden üçü de kodese girdi iki günlüğüne! Seni saçlarından asıp gebertmek lazım! Affet reis! Ama affetmek istemezsen as ne yapayım? Hiçbir şey yok gözümde! Ama benim var! Herifi kendim soymazsam hasta olurum! Gene döneceksin oraya! Beni dövdü, kovdu diyorum! Ben de kovuyorum! Üstelik bir de döversem hikayenin sonu bamya tarlasında biter! Bilirsin, teneşirlik etmeden bırakmam, gideceksin oraya! Fakat ben de insanım, benim de bir izzet nefsim var! Kör izzet senin izzet nefsine bir şamar çekerse, anlarsın zevzekliği! İki çatalla yemek yedin diye burnun mu büyüdü lan? Dediklerimden tek kelime şaş, seni de vururum o bayram çocuğu kılıklı herifi de! Asılacaksın, ökse gibi! Tutkallı Arap zamkı gibi yapışacaksın, anladın mı? Hadi, ben seni göreyim! İzzet'i nefsi varmış, peh! Salih Reis! Salih Reis! Cıldım, cıldım! Ah, cıldım benim, cıldım! Gittim, osurduk! Ciddi! Ha, bir daha da bu kapıdan içeri girmeyecek! Aman gözünü aç reis, elinden baltanı eksik etme! O da yetişmezse benim av tüfeğini sırtla! Uhuy! O beş belasını buraya sokma! Tabiatımdır daha! Girmeyecek dedim mi, girmez! Bir daha bu eve ayak basarsa, ben nişanlımdan olurum, sen de işinden! Hah! Öyleyse birinize bir nişanlı, birinize de yeni bir kapı aramak düşüyor! Gene mi sen? Yahu sen nedir kovulmak bilmez misin? Ne biçim insansın? O biçim işte! Kapıdan kovulup bacadan giren cinsinden! Polis çağırırsam hangi cinsten olduğunu daha iyi anlarsın! Rehber de arayıp da zahmet etme! Karakol bizim için komşu kapısı! Numarası da ezberimde! 46, 47, 63! Vallahi doğru söylüyorum! Ne duruyorsun, çevirsene! Benim de söyleyeceklerim bulunur elbette! Ne söyleyebilirsin? Yarın gazetelerde meşhur yazar ve bestekar Fuat Çetin Bey, bir hırsız kızı ayartabilmek için onu polisin elinden kaçırdı diye okursan şaşma! Belki de ikimizin yan yana resimlerini de basarlar! Anlaşılan, gebertmeden kurtulamayacağım senden! Ne belaymışsın meğer! Muşta Recep tatlı bela derdi bana! Bana bak, benimle fazla uğraşma! Defol buradan, defol git diyorum sana! Ben de gitmiyorum diyorum! İyi bir insan olmak istiyorum, sokmasaydın kafama bunları! Bir hata ettik işte! Sen aşağılık, yapışkan, laf anlamaz biriymişsin! Nişanlın az mı yapışkan sanki? Nişanlımın adını ağzına alma yoksa... Ne vuruyorsun be? Erkeksen iğnesi 50.000 lira eden zengin nişanlını tokatla! Dayak yemek istemiyorsan bu eve ayak basma! Saadetimi yıkacaksın! Sen benimkini yıktın ya! Ben mi? Alışmadığım bir hayatı gösterdin bana!
Keyfin için beni bulutlara çıkardın, sonra da bırakıverdin. Seni tanımadan evvel ne kadar mesuttum. Yahu, seni iki gün misafir ettimse kabahat mı ettim? Beni rahat bırakman için kaç para istiyorsun, söyle fiyatın nedir? Ben senin muhitindeki kadınlar gibi parayla tartılmadığım için fiyat etiketim yok. Bir tek şey istiyorum senden, aldığını geri ver yeter. Sen kimsin ki senden bir şey alayım? Ne var alınacak? Kalbim. Kalbin mi? Senin gibi erkekleri eteğimde koşturacak babadan kalma servetim yok ama bir kalbim var Fuat Bey. Ne çare, onu da insanlığı fiyat etiketiyle ölçen zat halinize kaptırdım. Seni ayartmak, gönlünü kazanmak için bir şey mi yaptım? Sana aşkımı mı ilan ettim? Kur mu yaptım? Sataştım, yahut kadınlığından faydalanmak için fırsat mı kolladım? Söyle, hangisini yaptın bunlar? Hiçbirini. Bana her yaklaşan erkek beni elde etmek istemişti. Sen onlardan başkaydın. Bana dokunmadın, bana saldırmadın. İyi davrandın ve... Öyleyse beni kalbini çalmakla nasıl itham edebilirsin? Söyle, ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum. Sen mesut ol yeter. Uğriye, bak bir dakika. Zahmet etme Fuat Bey, aramızdaki uçurum bir dakikada kapanmaz. Ama Uğriye, dinle beni. Nikah tarihini bildirirsen memnun olurum. Malum ya, zengin nikahlarında yan kesicilik iyi balık verir.